Türkiye, nin ulaşım şirketlerinin içinde ciro ve bütçesiyle önemli bir yere sahip. 31 Mart ayırıl seçimleri sonrası Bursa'nın toplu ulaşım ağının patronu BURULAŞ'ta da yönetim değişti. Genel müdürlüğe ise Bursalı, tanıdık bir isim getirildi. Fahrettin Beşli, yi mensubu olmakla sevindiğimiz yöremizden, DA Yumuşak GDR'den, BOYKOP'tan, Hüdavendigar Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu'ndan, HOSAB ve İstanbul'daki Büyük Otogar İşletme Müdürlüğü görevlerinden tanıyoruz. Askeri disipline sahip, deneyimli, kültürlü, birikimli. Gittiği her yerde olumlu izler bırakıyor. b u r u l a ş Tada başarılı olacağına inanıyoruz. Dün bir kahve içimi b u r u l a ş Genel Müdürü Beşli. Ye uğrayıp, hayırlı olsun, temennilerimizi ilettik. Beşli kısa sürede şirketi çözmüş. Yönetici tecrübesi var. Bursa, Yi tanıyor. Kimsenin ekmeğiyle oynanmış. Aksine, herkesi dinlemiş. Merinos AKKM'de gruplar halinde BURULAŞIN -E dev kadrosuyla buluşup, onlara, patronumuz Bursa halkı ve 3,5 milyon kişinin yetki verdiği Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey. Yaptığımız işten Bursalılar memnun ise benden korkmayın. Eğer memnun edemezsek o zaman benden de korkun demiş. Moral ve motivasyon yükleyici konuşmalar personeli memnun etmiş. İşe koyulmuş. Kucaklarında buldukları 1,7 milyar liralık kamu borcunu yaptığı görüşmelerle yeniden yapılandırmış. SGKVE Vergi Dairesi Başkanlığı ile uzlaşmış. Özel halk otobüsleri, ne yapılan sübvansiyon kaynaklı ödemelerden kalan borcu tasfiye etmek için de çaba gösteriyor. Belediyedeki eski dönemle çalışmış yöneticiler ve seçim kaybetmiş AK Partililer. De şöyle bir beklenti hakim. İstanbul. Daki gibi Bursa'da da yanan ve yolcuların itmek zorunda kaldığı belediye otobüsleri, çalışmayan raylı sistem hatları ve istasyonlardaki yürümeyen merdiven fotoğrafları bekliyorlar. Nitekim, işe başlar başlamaz sistemin beyni OMC, de trenlerin güvenli olarak sevk idaresini sağlayan sistem sıfırlanmış. Bir süre göz kontağıyla sistem işletilmiş. Ama müdahale ile kısa sürede sorun çözülmüş. Elektrik kesintileri kaynaklı arızalardan da zaman zaman raylı sistem etkilenmiyor değil. Beşli bütün bunların farkında. Eksik olduğu konularda destek alacak geniş bir teknik ekip ağına da sahip. Elektronik sistemlerin arıza yapmayacağını kimse garanti edemez. Cadde otoparklarına çeki düzen getirilecek. B U R U L A Ş. Öne ücretsiz hale getirdiği cadde üstü otoparkları konusunda Beşli ve ekibinin bir çalışma yürüttüğünü öğrendik. İlk anlarda Başkan Mustafa Bozbey tarafından verilmiş siyasi sözün yerine getirilmesiyle büyük halk memnuniyeti oluştu. Fakat, sonrasında bu uygulama kimi sürücüler tarafından suistimal edilince cadde üstü otoparklarının ücretsizlik durumu incelemeye alınmış. Beşli, belki ilk yarım saati ücretsiz hale getirip sonrasının ücretlendirilebileceğini, buna henüz karar verilmediğini, örneğin, Atatürk Caddesi'nde ve diğer ana arterlerde iki saati geçen parklanmalara müsaade edilmeyebileceğini söyledi. Beşli'nin b u r u l a ş I halk memnuniyeti yüksek bir işletme haline getirme çabalarının sonuç vereceğini düşünüyoruz. Bu konuda gerektiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, neden de teknik destek alabilecek. İşe başlar başlamaz Türkiye'deki toplu taşıma kurum ve kuruluşlarıyla sağlanan diyalog, işbirliği Bursa'ya yarayacaktır. Çok şey konuştuk ama kimileri yazılmamak kaydıylaydı. Beşli'nin disiplinli yönetim anlayışıyla Başkan Bozbey'in kendisine güvenini boşa çıkarmayacağını düşünüyoruz. Dağda yeni bir STK daha kuruldu. Önceki gün ziyaretimize Harmancık ilçesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Turizm Derneği. Yöneticileri geldi. Dağ. Öne Bursa'daki en büyük STK'sı dağ deridi ama ilçelerde kendi derneklerini kuruyorlar. Daha evvel Büyük Orhan. Öne vardı, kapandı. Orhan elinin de aktif olmayan bir derneği olduğunu biliyoruz. Şimdi buna Harmancık da ekleniyor. Harmancık, derneğinin başkanı Kadir Uzunayl Başkan Vekili Mehmet Dayan, Genel Sekreter Nihat Erdenf kuruculardan Bekir Boz ziyarete geldiklerinde amaçlarını anlattılar. Başkan Uzun, biz Bursa'nın en az nüfuslu ilçesiyiz ama şehir merkezinde 60 bine yakın hemşerimizin yaşadığını öğrendik. Bursa'da Harmancık'ın lobiciliğini yapmak istiyoruz. Bursalı olup halen Harmancık'ın Bursa'nın bir ilçesi olduğunu bilmeyenler var. Hedefimiz, Harmancık'ı tüm zenginlikleriyle Bursa'da ön plana çıkarmak. Dedi, Uzun, ilçesinin dünyada kurumun bulunduğu ilk yer olarak bilindiğini de hatırlattı, bütün bu zenginlikleri, kültür ve turizm değerlerini önceleyen çalışmalar yapacaklarını, ayrıca ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerin imdadına da koşacaklarını söyledi. D.A. Yumuşak G.D.E.R. İn her zaman yanında olacaklarının altını çizen Başkan Uzun, köy dernekleriyle de beraber çalışacaklarını, hemşerilerinin daha fazla siyasi partilerde ve bunlarla gelinen görevlerde yer almalarını destekleyeceklerini sözlerine ekledi.